Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin. Taci ruusina ve tabibi kulubina ve usvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de bazı ayet-i kerimeler var. Soru şeklinde. Ama bu sorular çok tüyler ürperten sorular. Mesela demin okuduğum ayet-i kerimelerde buyuruyor ki Allahu Teala Hazretleri, "Nahnu halaknakum felevla tusaddikun." Sizi ben yarattım ey kullarım. Beni tasdik etmeli değil miydiniz? Ben yarattım. Niye inkar ediyorsunuz? Yaradanınızı tasdik edip, iman edip doğrulamanız gerekmez miydi? Niye peygamberleri inkar ediyorsunuz, sözlerini yalanlıyorsunuz? Duhan suresinde bir sure var, bir ayet-i kerime var. Buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Efe hasibtum ennema halaknakum abesem ve enneküm ileyna la turcaun. Siz ne sandınız? Ben sizi boş yere mi, abes yere mi yarattım sandınız? Tekrar benim huzuruma gelmeyeceğinizi mi sandınız? Ne sandınız siz yani? Efe hasibtüm ennemâ halaknâkum abesâ. Boşuna mı yarattım ben sizi? Abes yere mi yarattım? Faydasız, lüzumsuz, maksatsız, hikmetsiz mi yarattım? Siz bana dönüp gelmeyecek misiniz? İnfitar suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim, ellezî halakake fesevvâke fe'adelek fî eyyi suretin mâ şâirekkebe. Ey insan, ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim, seni kerim olan Rabbinin güzel kulluğunu yapmaktan, ona inanıp ona ittiba etmekten ne alıkoydu, ne aldattı seni? Ne kandırdı seni ya? Ellezî halakake fesevvâke fe'adelek. O seni yaratan, suretini en mükemmel şekilde, kabiliyetlerini en ileri şekilde sana bahşeden, güzel güzel simalar, kabiliyetler ihsan eden Rabbinden seni ne alıkoydu, ne aldattı, ona kulluk etmekten ne döndürdü, ne oyaladı seni? Neye takıldın kaldın? Cenab-ı Mevla'ya giden yolda yürümedin de ne aldattı seni? Ne kadar tüyler ürpertici sorular yani. Müthiş sorular. Biz sizi boşuna mı yarattık? Ey insanoğlu, neye aldanıyorsun da güzel kulluk yapmaktan geri duruyorsun? Ey insanoğlu, ben sizi yarattığıma göre beni tasdik etmeli, benim peygamberlerime tabi olmalı değil miydiniz? Niye böyle yapmıyorsunuz? Ne kadar dokunaklı sorular. Allahu Teala Hazretleri, yaradanını bilen, yaradanının nimetlerine şükreden, Rabbini zikreden, ibadetini mehma emken güzel yapmaya çalışan, güzel yapan kullarından eylesin cümlemiz. Üç çeşit insan olduğunu Vakıa suresinin okuduğum ayetleri bildiriyor. Bir kısmı çok yüksek, çok mükemmel, çok dindar, çok ileri derecede Allah'a yakın evliya kullar. Es-sâbikûn ulâikel mukarrabûn. Bir kısmı
bu kadar yüksek mertebelere çıkamamış ama gene mümin. Ashab-ı yemin diye adınıyor. Ve ashab-ül yemin-i ma ashab-ül yemin, onun da cennetlik olduğu, onların da cennete gireceği anlatılıyor. İki. Üçüncüsü, ve ashab-ı şimal. Dinsizler, imansızlar, sorumsuzlar, olumsuzlar, akılsızlar, ashab-ı şimal. Bunlar hakkında bildiriliyor ki hepsinin meziyetleri, sahip olacakları, karşılaşacakları akıbet, Allah tarafından kendilerine nasıl muamele yapacağı hepsi anlatılıyor. Ve ashab-ı şimal, ma ashab-ı şimal. Fî semûmin ve hamîm. Bunlar yakıcı ateşlerin, yellerin, rüzgarların ve kaynar cehennem sularının içinde olacaklar. Sular fokur fokur kaynayacak. Efendim, ateşten rüzgarlar, yakıcı rüzgarlar üzerlerine esecek. Ve zillim min yahmum. Cehennemin böyle gölgelik yerleri olacak ama öyle güneşten insanın sığındığı zaman, oh ne kadar ferah yermiş burası, ne kadar püfür püfür esiyor, rahatız dediği yerler değil. Orası da ayrıca öyle katranlı şeyli, efendim, azabın orada da olduğu karanlık kısımları cehennemin. La baridin ve la kerim. Öyle serinlik kazandırmıyor, gölge gibi görünüyor ama oraya sığınana efendim serinlik vermiyordu. Halbuki güneşten bir gölgeye sığındı mı insan, bir ağacın gölgesine veya bir taşın gölgesine oh der. Bak burası serin, güzel der, memnun olur. La baridin, soğuk değil, ve la kerim, güzel, evsaflı değil. Orada da azap var. İnnehum kânû kable zâlike mütrafîn. Bu cezaları bu cehennemde bu ashab-ı şimalin çekmesi neden? Dünyada iyi kulluk yapmadıklarında. Dünyada halbuki başlarına sonradan böyle şeyler geleceğini de Allah bildirdi. Peygamber gönderdi, kitap indirdi, cehennemin varlığını duyurdu. Kötü insanların azaba çarpılacağını herkes biliyor. Bir ettiğini bulacağı gün olduğunu her insan biliyor. Her insana ulaştırıldı, tebliğ edildi bu bilgi. Ama gaflet ettiler, tembellik ettiler, inkar ettiler, efendim, kulakları duydu ama akılları kabul etmedi, gönülleri inkar etti. Efendim, ve kânû yusırrûne alel hintil azîm. O Allah'ı inkar etmekte, şirkte, küfürde en büyük günah bu. Günahların en büyüğü Allah'a kafir olmak, müşrik olmak. En büyük günahta ısrar edip durdular. Önceden bilgi gittiği halde maalesef efendim dünyada bu duyguları, bu bilgileri değerlendiremediler. Bu bilgilerin icabı olan vaziyetlerini düzeltme durumuna geçemediler. Tamam duydum, o halde hemen tedbirimi alayım demediler. Tedbir almadılar, kendilerini derleyip toparlayamadılar, toparlamadılar. Ve kânû yekûlûne e izâ mitnâ ve künnâ turâben ve izâmen e innâ le mebûsûn. Akıllarına bir türlü sığmadı. Toprak olduktan sonra, toprağın içinde efendim etlerimiz çürüdükten sonra, kemiklerimiz ufalandıktan sonra tekrar biz canlanacak da bir de ahirette yeniden ikinci bir hayata mı kavuşacakmışız? Eve âbâun el evvelûn. Şu kabirleri bile dümdüz olmuş bu bizden evvel yaşayan babalarımız da mı? Biz de mi? Tekrar dirileceğiz, canlanacağız dediler. Yani olmaz böyle şey demek istediler. Soruyorlar. Soru istifhamı inkari.
soruyor yani, olmaz böyle şey manası. Bunlar da mı dirilecek? Dirilmez. Biz mi dirileceğiz toprak olduktan sonra, kemiklerimiz, efendim etlerimiz çürüdükten sonra? Dirilecek miymiş? Öyle şey olur mu? Olmaz dediler. Halbuki yeri göğü yaratan Allah, bizi yoktan yaratan Allah, bir tohumdan bir ağaç çıkartan Allah, bir hücreden bir insanı meydana getiren Allah her şeye kadir. Bizi yoktan yarattığı gibi var olan bizi ikinci bir hayata geçirmeye de kadir. Yoktan yarattıktan sonra varı tekrar diriltmek çok daha kolay bir şey. Yoktan yaratıldığına şaşırmıyor da insanoğlu. Gel bakalım buraya, otur bakayım karşıma, sana sorular soracağım, ver bakalım cevabını. Sen kendi kendini kendin mi yarattın? Yok. Sen doğduğun zaman kendinden haberin var mıydı? Yok. Allah senin ne kadar güzel, hikmetli usullerle seni yarattı. Hiçbir şeyden haberin yokken seni büyüttü, geliştirdi. Aklın eksik olsa aklını tamamlama imkanın yok. Duyguların, hislerin, duyu organların hatalı olsa düzeltmeye imkanı yok. Doğuştan kör olsan seni kim görücü insan yapacak? Sağır yaratılsaydın seni kim işiten insan yapacak? Topal olsaydın, sakat doğsaydın seni kim düzeltecek? Yani hiçbir şeye imkanın ve kuvvetin, gücün ve takatin yoktu ki seni Allah yarattı böyle. En güzel surette yarattı, en mükemmel meziyetlerle donattı, cihana hakim oldun. Akıl verdi bir kere. Sana verdiği nimetlerin en büyüğü şu kafanın içindeki akıl. Başka hayvanlarda yok bu, başka yaratıklarda yok. Var ama yeterli değil. Sana akıl verdi, sen yere göğe tırmanıyorsun. Yerin dibine giriyorsun. Denizlerin altını dolaşıyorsun. Dünyadaki bütün mahlukları aklınla avucunun içinde tutuyorsun. Kafese sokuyorsun. Kimisini yiyorsun. Kimisine biniyorsun. Kimisini avlıyorsun. Kimisini kafese koyuyorsun, sergiliyorsun. Filler senden illallah diyor. Arslanlar, kaplanlar illallah diyor. Bu insanoğlu denilen mahluk. Ne biçim mahluk ya? Anlamadık diyor. Bizden boyu küçük ama bizi kafese koydu gene, efendim kamçıyla karşısında oynatıyor, susta durduruyor. Ne biçim mahluk diyordur yani içinde. 3 metre boyundaymış Bengal kaplanı, buradan duvar kadar. Bir de ayağa kalktığı zaman düşün, tabii boyundan ayrı elleriyle, ayaklarıyla. Biz ayaklarımızla duruyoruz da boyumuz öyle oluyor. Yani bizim boyumuz belimizden, kalçamızdan yukarısı değil ki. O da ayağa kalktığı zaman belki 5 metre oluyor, 6 metre oluyor. Koştuğu zaman, atladığı zaman, bir pençe vurduğu zaman parçalıyor. Ama insanoğlu onun da hakkından geliyor. Fillerin de hakkından geliyor. Üstüne çıkıyor, elinde değnekle oraya git, buraya git. Şu kütüğü kaldır, şuraya koy. Çalıştırıyor. Bu kadar akıllar İrfanla, ilimle donatmış, Allah'ın verdiği akılla kainata sahip. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Ademoğlunu biz böyle yüce bir varlık, mükemmel bir varlık kıldık. Yerde gökte, efendim, onun denizde, karada, efendim, seyahatini sağlayacak imkanlar bahşettik diyor Allah-u Teala Hazretleri. İşte bütün bunlara rağmen istikbale ait bilmediği bir alemin efendim şeyini kabul edemiyor. Olabilir diyemiyor. Eğer bu icatlar yapılmadan önce birisi gelseydi deseydi ki size demir havada uçacak. Demirin üstüne insanlar binecek. Demirin içine insanlar girecek, demir havada uçacak deseydi adamı tıpanhaneye tıkarlardı. Demir uçar mı derlerdi, demir ağır derlerdi. İnsanoğlu denizin altında
dolaşacak, efendim oradaki varlıkları şöyle yapacak, böyle yapacak deselerdi, olur mu öyle şey ya, insan suyun altına girdi mi boğulur derdi. Buradan bir konuştuğu zaman dünyanın öbür ucundan duyulacak deseydi, olur mu ya, insanın sesi işte bağırdığı zaman şuradan duyuluyor da daha öteden duyulmuyor derdi. Yani bu aletler, cihazlar yapılmadan önce inanamazdı bunlara. Sonra senin konuşman, senin hareketlerin tespit edilecek, istediği zaman insan aynı şeyi tekrar seyredebilecek deselerdi, hadi canım öyle şey olur mu derdi. Ama işte video, işte televizyon, işte radyo, işte telefon, işte aletler, işte uçaklar, işte gemiler, işte denizaltılar, işte efendim türlü türlü imkanlar, insanoğlu yaptı bunları. Peygamber Efendimizin Mekke-i Mükerreme'den Mekke-i Mükerreme'den Kudüs-ü Şerif'e gittiğini inkar etti kafirler. Dediler ki olmaz böyle şey. Ne haber bakalım dedi, yanaştı Ebu Cehil Peygamber Efendimizin yanına. Yeni bir haberler var mı? Boyuna haber veriyorsun gayıptan. Var dedi Peygamber Efendimiz, ciddi. Ötekisi dalga geçiyor, alay etmek istiyor, hain. Peygamber Efendimiz ciddi. Ne haber, yeni haberlerin var mı dedi Peygamber Efendimiz'e. Evet dedi, var dedi. Neymiş yeni haber dedi. Mal bulmuş mağribi gibi. Neymiş yeni haber? Bu gece Mevlam beni Mekke-i Mükerreme'den Kudüs-ü Şerif'e götürdü dedi. Oradan da 7 kat semavata çıkarttı. Cenneti cehennemi gösterdi. Huzuru izzetine kabul etti. Benimle konuştu. Ne? Sen buradan Kudüs'e mi gittin bir gecede? Evet. Şimdi de gene sabahleyin yanımızdasın öyle mi? Evet. Sen bunları, ben insanları çağırsam kalabalığa da söyler misin, yoksa sırf ben yalnızım, tek başımayım diye bana mı söylüyorsun dedi. Aklı nasıl ters çalışıyor bak, kafirim. Peygamber Efendimiz gene gayet ciddi sallallahu aleyhi ve sellem. Herkese söyler mi dedi, çağır dedi. Çağırayım mı ahaliyi? Çağır dedi. Hevesle koşa koşa uça uça herkes çağırdı. Gelin gelin dedi. Matrak bir şey var, ilginç bir şey var der gibi. Hani böyle efendim. Gelin gelin dedi, bak neler söylüyor dedi. Sizin şu adam dedi. Bütün Kureyş'in şeylerini topladı. Efendim azılılarını. Hepsi geldiler Peygamber Efendimiz'in etrafına. Demin bana tek olarak söylediğin şeyi söyle bakalım şimdi bunlara da dedi. Peygamber Efendimiz gayet ciddi, gayet sakin. Dedi ki, dün gece Mevlam beni Mekke-i Mükerreme'den Kudüs-ü Şerif'e götürdü. Bir kısa zaman içinde Mekke-i Mükerreme'den Kudüs-ü Şerif'e götürdü. Bir velvele, bir gulgule, bir itiraz, bir hayret, bir inkar, hepsi fokur fokur fokurladılar. İtiraz ettiler. Akılları almadı. Siz olsanız şimdi itiraz eder misiniz? Bu devrin insanı, İngilizler buradaki, itiraz eder mi etmez? Ben nereden geldim buraya? Amerika'dan geldim. Amerika'dan şeye atladım, Avrupa'ya. Orada bir müddet kaldım Almanya'da. Oradan Suudi Arabistan'a atladım. Mekke'de, Mükerreme'de gezdim. Oradan Kuala Lumpur'a, Jakarta'ya atladım. 10 gün orada kaldım. Oradan da buraya atladım, 7 saat havalarda uçtum, 8 saat havalarda uçtum, 12 saat havalarda uçtum, uyudum, uyandım, havada yemek yedim, yattım, abdest aldım, namaz kıldım, geldim buraya. Hadi canım, mümkün mü öyle şey diyor mu bir kişi çıkıp da demiyor? Gayet tabii. Peygamber Efendimiz'i sıkıştırmaya başladılar, dediler ki, Kudüs'e hiç gitmedi Peygamber Efendimiz. 2 defa Şam tarafına doğru sefer yaptı. Her seferinde de Kudüs'e kadar gitmeden geri döndü. Çünkü peygamberlik alametleri vardı üzerinde. Birileri ikaz ettiler. Dediler ki bu peygamberlik alametleri var bunun üzerinde. Başkaları, Yahudiler falan bunu görürse öldürürler.
Gitme oraya, götürme bu yeğenin dediler. Ebu Talib'i geri döndürdüler. Gitmedi, Kudüs'ü bilmiyor Peygamber Efendimiz. Başladılar sorguya. Mescid-i Aksa nasıl? Anlat bakalım. Kaç tane kapısı var, kaç tane penceresi var? Peygamber Efendimiz diyor ki, ben diyor onlara hiç dikkat etmemiştim ki. Rabbinin davetine giden insan kapıyla pencereyle mi uğraşır? Acahiller, hiç mi aklınız yok? O kadar heyecanlı, o kadar güzel, o kadar şahane bir ikram-ı ilahiye mazhar olan insan kapıyla pencere sayısıyla mı uğraşır? Etrafına mı bakılır? Mâ zâgal basaru ve mâ tagâ. Öyle methi diyor Peygamber Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim. Yüzü sağa sola sapmadı. Aklı başka yere kaymadı. Edeple huzur-u ilahiye geldi. Sıkıldım diyor, yani çok üzüldüm çünkü. Söyle bakalım kaç tane kapısı var? Kapısı nasıldı? Kapısının üstünde ne vardı? Bahçesinin önünde ne vardı? Soruyorlar bildikleri şeyleri. O zaman Allahu Teala Hazretleri gözünden, önünden perdeleri kaldırmış, Mescid-i Aksa'yı gözünün önüne getirmiş Peygamber Efendimiz'in. Böyle bakıyor, görüyor. Aynen. Ne dediniz? Kapısında ne var? Şu var. Kaç tane penceresi var mı dediniz? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Şu kadar penceresi var. Boyu ne kadar, eni ne kadar mı dediniz? Şöyle. Rengi şöyle mi? Nasıl dediniz? Böyle. Hepsini söyledi. Şaşırdılar, afalladılar. Şapa oturdular. Şapa oturmak ne demek? Kızıldeniz'de şeyler var. Mercanlar var, şaplar var. Bazı yerlerde suyun altında epeyce yükselmiş, birikmiş. Gemi giderken ona takıldı mı oturuyor. Su sanıyor ama altında şap var. Şapa oturunca gemi tabi gidemiyor, batıyor filan. Şapa oturdular. Sonra başka alametlerin var mı? Var dedi. Var. Yolda sizin bir kervanınıza rastladım. Develeri şöyle, sayısı böyle. Efendim, şeyden doğru geliyorlar. Şu taraftan geliyorlar. Şu mesafedeler şimdiye şuraya varmışlardır. Hemen bazıları koştu oraya. Tıpış 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 tıpış. Patır kütür patır kütür. Baktılar, gelecek mi öyle bir kervan diye. Uzak Mekke'ye gelecek kervan. Peygamber Efendimiz geceden gördü. Sabaha gelir. Şu saatte gelir diyor. Hemen gittiler bakalım dediği doğru mu diye. Yok 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 derken aa kervan görüldü. Tamam, Efendimizin dediği çıktı. Başka? Peygamber Efendimiz dedi ki, o kervanlardan birisinde, kervandaki develerden birisinden tulumun ağzını açtım, su içtim dedi. Su içmiş diyor da. Allah içir diyor. Suya muhtaç değil ama delil olsun diye demek ki. Su içtim dedi, su azaldı dedi, isterseniz sorun dedi. Gelenler dediler, hakikaten su kıttı, ölçülü kullanıyorduk. Efendim, su kabımızın birindeki su azaldı. Nasıl azaldığını da anlayamadık. Ağzı da kapalıydı dediler. Sonra, başka delilin var mı? Var. Kervan, devesini kaybetmiş, bulamıyor. Tepeler, kum tepeleri arasında kaybolmuş. Ben yukarıdan gördüğüm için seslendim. Deveniz şurada. Gittiler, deveyi buldular. Kervancılara sordular, evet bir ses duyduk, deveniz şurada dedi. Biz de o tarafa gittik, devemizi bulduk dediler. Deliller bak, Allah şey yaptır diyor, inkarcıları mahcup etmek için olan şeyleri bildiriyor. Bunların için anlattım, hatırlayalım. Miracı kabul edemediler. O zamanın Mekke'nin kafirleri, müşrikleri. Ama biz bugün değil Mekke-i Mükerreme'den Kudüs'e, kıtalardan öteye gidiyoruz. İnsanoğlunun yaptığı aletle ve bu işi garipsemiyoruz biz şimdi. Radyo ile televizyonla ben burada konuşuyorum. İstanbul'dan vaazımı dinliyorlar. Tekrar dinliyorlar, tekrar dinliyorlar, tekrar dinliyorlar. Burada gündüz, orada gece. Burada yaz, orada kış. Burada tarih, bir gün sonra, onlar da bir gün önce. Her şey farklı.
Söylesen anlamazlar. Anlamazlar da eski insanlara söyleseydin. Yaz olan bir yerden kış olan bir yere konuşma yaptım. Ben gündüzde konuştum, onlar gecede dinlediler. Aynı anda mı? Aynı anda. Hadi oradan ya. Şuna bak. Herhalde bunun kafasında bir şey var. Bu gündüz konuşma yapmış, aynı anda öbür taraftan dinleyenler gecede dermiş, gece dinlemişler. Orada, burada gündüz olduğu zaman orada daha gece değil mi? Biz şimdi anlıyoruz. Anlamayan anlamıyor. Ben uçakta iftar ettim. Güneş battı böyle gözümün önünde iftar ettim. Ondan sonra Berlin'e gittik. Güneş batmıştı havada. Orucumu bozmuştum, iftar etmiştim. Berlin'e giderken güneş battım tekrar karşımda. Neden? Berlin'de güneş onda, onu geçerek batıyor. Ben Münih'ten çıkmıştım. Orada güneş erken batıyor. Yani dünyanın burasından görünmüyor ama bu tarafına geldiğin zaman görünüyor öbür tarafı. Güneş yani. Bunu anlatsan anlamaz insanlara. Sen iftar ettin güneş battıktan sonra, ondan sonra güneş tekrar karşına mı çıktı? Evet çıktı. İşte şu gözlerimle gördüm. Anlamaz. Onun için bu kafirler anlamadığı şeyi inkar ediyor. Anlamadığı, bilmediği, istikbaldeki şeyi inkar etmek akıllı işi değildir. İleride çünkü olacak. Allah diyor ki ileride olacak diyor. İkinci alem olacak. İkinci hayat. Ahiret ikinci demek. İleride böyle böyle olacak diyor. Şimdiden kabul edemiyorlar. Biz kabul ediyoruz. Ben gün gibi aşikar hiç tereddütsüz kabul ediyorum. Siz de kabul ediyorsunuz. Ne varmış bunda yani? Bir aykırı bir tarafı yok ki. Onlar cehenneme atıldığı zaman akılları başlarına gelecek. Cehenneme atıldığı zaman diyecekler ki لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْنَا اَقِلًا مَا كُنَّا بِأَصْحَابِ سَيْرِ. Ah, ah, nah şu kafa, ah şu kafa. Keşke o zaman dinleseydik peygamberlerin sözlerini. Keşke kabul etseydik de şu cehennemde olmasaydık. Fa'terafu bizen bihim. O zaman günahlarını itiraf edecekler. Allah azabı gösterdiği zaman onlara diyecek ki eleyse hâzâ bilhak. Hani siz inkar ediyordunuz cennet yok, cehennem yok diye. Cehennem hak mıymış? Hadi bakalım şimdi de hak değil de. Hadi de şimdi de inkar et bakayım cehir cehir yanarken. İnkar edecek halleri kalmıyor. Evet. Eve abâinel evvelin. Ey Resulüm onlara de ki kul innel evveline vel ahirin. Önceki insanlar da sonraki insanlar da lemecmûne ilâ mikâti yevmin malum. Ahirette o mahşer yerinde o malum günde hepsi Arasat meydanında toplanacaklar. Söyle onlara. Sümme inneküm eyyühe dallunel mükezzübün. Sonra onlara de ki ey dalalete düşmüş, sapıtmış olan, ey inkarcı, yalancı, bizi yalancılıkla itham eden yalanlayıcılar. Sümme inneküm eyyühe mükezzübüne dallune leâkilüne min şecerin min zakkum. Cehenneme tıkılacaksınız, o zakkum ağacından tıkınacaksınız, yiyeceksiniz. Cehenneme tıkılacaksınız, zakkum ağacından tıkınacaksınız, yiyeceksiniz. Zakkum ağacı nasıl bir ağaç? Cehennemin ağacı. Cehennemin meyveleri olan, şeytan kafası gibi meyveleri olan bir ağacı. Zakkumun bir damlası dünyanın koca okyanuslarına damlasaydı hepsini zehir gibi acı ederdi diyor Peygamber Efendimiz. Pasifik Okyanusu, Hint Okyanusu, Atlas Okyanusu, Kuzey Denizi, Güney Denizi, bilmem ne bilmem ne, Akdeniz vesaire. Bir damla zakkum damlasaydı dünyanın denizlerine hepsini zehir ederdi, acı ederdi. Sabah akşam gıdası zakkum olan, cehennemde azap çeken kafirin sabah akşam yiyeceği zakkum. لَاَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ zakkum. Zakkum ağacının o zehirli meyvelerinden orada azap olsun diye size yedirilecek. Efendim.
O zaman karınları kaynayacak, içleri perişan olacak, sihirden çok fena halde yanacaklar. Efendim, su arayacaklar içmek için, yanıyor, eyvah su getir filan. Cehennemin hamim denilen kaynar irinli efendim şeylerini içecekler. O da ayrıca yakacak. Yani şeylerinin, karınlarının susuzluğunu gidermeyecek. Efendim, böyle azap görecekler. Keşke sizi biz yarattık, keşke bizi tasdik edeydiniz. Bak işte böyle şeyler olacak. O zaman anlayacaksınız ama keşke o duruma düşmeden dünyadayken anlasaydınız diyor. Allah-u Teala Hazretleri ikaz ediyor. Okuduğum ayet-i kerimelerin son bölümü bunlar. Başında Allah'ın sevgili, mukarreb, yakın kullarının mükafatları anlatılıyor. Orta tarafında ashab-ı yeminin mükafatları anlatılıyor. Son tarafında da kafirlerin azabı böyle anlatılıyor. Allah bizi cehenneme düşmekten korusun. Cehenneme düşmeden, azabına uğramadan, kahrına, gazabına maruz kalmadan cennete girenlerden, cemalini görenlerden, nimetlere erenlerden eylesin. Şu mümin kul olarak yaşıyoruz. Kalbimizdeki şu iman cevherini, mücevherini hırsızlara kaptırmamayı nasip eylesin. İmanlı yaşıyoruz, imanlı ölmeyi nasip etsin. Doğru hal üzere, doğru yol üzere, abdestliyken, oruçluyken, hak yoldayken, iyi niyetliyken, iyi işler yapmaya giderken Allah ruhumuzu teslim alsın, bizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Şu dar-ı dünyanın, şu dalgalı, çalkantılı dünyanın zorlu imanlarını başarmayı nasip eylesin. Bizi şaşıranlardan, sapıtanlardan, şeytana uyanlardan, nefse uyanlardan, günaha dalanlardan, küfre, şirke bulaşanlardan etmesin. Ayağımızı kaydırmasın, izzetten sonra zillete uğratmasın, imandan sonra küfre düşürmesin, kabulden sonra kapısından kovduğu edepsiz kullarından olmaktan Allah'a sığınırız. Bizi de çoluk çocuklarımızla kıyamete kadar evlatlarımızla sevdiği kullar eylesin. El-Fatiha.